Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtanlar ekranımızda olsun. Rusiya bilən Xitayının yuqur dərəcəlik əməldarları məxfi söhbət ötküzdü. Rusiya bilən Xitayının yuqur dərəcəlik əməldarlarının Rusiya bilən Qırım tonul quruluş törünü məxfi müzakirə qılğanlığı aşkarlandı. Washington Postisi gazetinin 24 noyabr Ukrayna bexatirlik tarmoqlari egilgan uchurlarni naql qilib xabar qilishcha, hukumat bilan munosabati bor Xitoy va Rossiya savdo organlari maxfiy suhbat o'tkazgan bo'lib, suhbatda Rossiyani Qrimga tutashtiradigan dengiz osti tunneli yasash masalasini muzokara qilgan. Bu suhbat Rossiyaning Kirik bo'g'izidan o'tadigan 18 kilometr keladigan ko'prikning bexatirlik andisi sababli o'tkazilgan bo'lib, bu ko'prik yaqinda Ukraina tomonidan 2 qatim bombardimon qilingan. Növətdə bu kövrük uruşda asallı hücum nişanıqa ayılınıp qalğan. Mütəxəssislərinin eytişcə, bu xil kövrükə yıqın deniz astığı tonil yasaş qayət zor tosalqılarqı düşkəlgəndən başqa, bir neçə il vaqt sərib qılıdğan qımmət bahalıq quruluş bulub, bu türünün tüncü qıdım uruş rayonda sınaq qılınışı ikən. Mütəxəssislər Xitayının bu türgə qatnaşqanlıqıdın heyran qalğan bulub, bu quruluşun Ukrayna tərəbinin nişanıqa ayılınıp veyran qılınışı mümkünləki oturgu qoyulğan. Mezkur tonil talaştırdış buluvatkan rayonunu bir xatır ulanış bilen təminləydikən. Xitayğa nisbətən bu tür yerşarı portları və qatnaş ulu əsləhəleri türünün künsiri eşivatkan ambırğa yeni bir tür məbləğ bilen təminləb Rusiyanın nefit və təbii qaz eksportudun haq alalıydikən. Avustraliya Xitay münasibəti yeni ciddiləşdi. Avustraliya uruş paraxodi Avustraliya bilen Xitay otursudaki ciddi hərbi münasibət məzgilədə Tayvan boğazıdın ötdi. Amerika vazının xəbər qilishçi Tayvan Dövlət Müdafiə Ministerliği 24 noyabr Avustraliya uruş paraxodunun 23 noyabr Tayvan boğazının şimalidən cənubqa qarab manqallıqını etqan. Gerçi Tayvan Dövlət Müdafiə Ministerliği paraxodunun ismi və münasibətlik fikirlərini aşkarlamağan bolsunmu, amma Tayvan armiyası deniz və hava boşluğunu umumiyüzlük kontrol qılğan bolub, barlıq vəziyyət normal ikən. Bildirilişçe bu paraxod Avustraliya Xan Cəməti deniz armiyasının uzun məsafəli qoğduğucu paraxodu Himes Tüvümba bolub, Avustraliyanın rayondaki hərəkətinin bir qismi ikən. Avustraliya Strategilik Siyaset İnstitutunun yuqur dərəcəlik analizçisi Ivan Graham'nın eytişçe, Avustraliya Deniz Armiyası əməliyyatı Tayvan boğazından kesip ötken bolsunmu, amma bu vaqanı aşkarı elan qilishni xohlamagan. Yaqinqi kunlarda Xitay bilan Avustraliya ikki taraflik munosabatni qaytadan asliga keltirmoqchi bo'lgan bo'lib, Avustraliya armiyasining bu harakati Avustraliya-Xitay harbiy munosabatidagi muhim bir paytga to'g'ri kelgan. Oldingi hafta Avustraliyaning Tuvumba nomli paraxodi Yaponiyaning alohida iqtisodiy rayonida harakat qilayotgan bo'lib, Ғавваслар суғы керіп, пір құрғычқы егішіп алған белік торын тазлаватқанда, Қытайның ұрыш парахоты оларға еқілішіп, Австралия ғаввасларыны ярландырған еді. Вә Австралия баш министері Антони Албанис Қытай парахотыны қатерлік вә кәсби болмаған әрекет қылды деп тәңқіт қылған еді. Қытай режимі болса, Австралияны Қытайға қарата мәсуліетсізлік қылмаслыққа чақырып, білдірілған еді. Xitay Yevropadagi 6 davlatga viza kechirim qilganligini e'lon qildi. Xitay Fransiya, Germaniya, Italiya qatorliq 6 davlatga bir taraflik holda viza kechirim qilish siyosatini yo'l qo'ydi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitay, Fransiya, Germaniya, Italiya, Gollandiya, Ispaniya va Malayziyadan iborat 6 davlat fuqarolariga bir taraflik holda viza kechirim qilish siyosatini yo'l qo'ygan bo'lib, bu Xitayning virus yuqumidan keyin sayohatchilikni jonlantirish yangi tadbiri ekan. Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Maoning 24 noyabrdagi axborot yig'inida 2023 yil 12 ayining 1 kundan 2024 yil 11 ayining 30 kunigacha yuqorida tilga ilingan davlat puhralari ichida odatdagi pasporti bor kishilarning 15 kundan ortiq viza ruxsati bo'lmagan ahvol ostida Xitoyga kelib, savdo, sayohat, tuqqanlari va do'stlarini yo'qlasa bo'ladiganligini bildirgan. Xitoy yaqinqi oylardan buyon xalqaro liniyalarni asliga keltirish qatorliq sayohat kasbini jonlantirish uchun tadbir qo'llangan. Xitoy o'tgan 3 yil ichida virusning oldini olish va kontrol qilish tadbirlarini qattiq yo'l qo'ygan hamda sirtqi dunyoga chiqadigan chegarasini asosiy jihatdan taqiqlagan edi. Undan boshqa Xitoy yana Yevropa qatorliq g'arb davlatlari bilan Xitoy virusi, kishilik huquq, Tayvan va savdo ishlari qatorliq masalalarda tirkish ichida bo'lib, Xitoy bu qadam orqali xalqaro dagi obrazini qaytadan tiklamoqchi bo'lgan.
Xalq rayini tekşürüş organi PEV yakında 24 devlette tamamlanan bir türlük tekşürüş dokulatıda körüstülüşçe, kişilerinin Xitayga bolgan köz qarışı adette selbi bolup, 67% koramığı yetkililer Xitayga selbi qarıştı iken, ziyaretini qubul qılğıçılarının 20'den köpüreki Xitayının başka devletlerinin işleriğe arlaşıdı qallıqını ve başka devletlerinin menfaatini uylaşmaydı qallıqını oturgu koygan. Xitaydaki yeni yokum haqqıda endişe küçeymekte. Xalqara yuqumluq kesellikler ilmi cemiyetinin ilgiri sürüşçe, Xitayda pesel karakterlik nefes yolu kesellikleriden başka, texi diagnoz koyulmağan sırlıq öpki yallığı ballar arası tarqılı vatkan bulup, Beijing ve Lyon'un ölküsüdeki ballar doktorxanları da keseller intayın köp iken. Xitay rejimi Xitayning shimolida o'pki yallug'i yuqumining yuz berganligini, yuqumning tarqalishchan zukam va nafas yo'li yuqumlanishi bilan munosabati ekanligini, sovuq havo to'lqinining-mu kasalliklarning omili ekanligini o'tirg'i qo'ygan bo'lsa-mu, kasallikka aniq diagnoz qo'yilmaganligi sababli Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti kishilarni tadbir qo'llanib, yuqumlanish xavfini azaytishga chaqirgan va Xitay organlaridan bu kasallikka oid texamo ko'p sonli ma'lumotlarni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu sirliq kasal ko'rilgan rayon larda maktablar taqalgan bo'lib, kasallik o'qituvchilarda ham ko'rilgan. Iroqning shimolida 17 terrorlik nishoni bitkit qilindi. Turkiya davlat mudofaa ministerligi Turkiya armiyasining Iroqning shimolida havodan zarb berish harakati olib borganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya davlat mudofaa ministerligi ijtimoiy tarqatuvdagi adresida bayonot e'lon qilib, PKK, KCK va boshqa terrorlik unsurlarini bartaraf qilish orqali Iroqning shimolidan foydalanib, Turkiyaga va bexatarlik qismlariga qarshi qilindigan terrorlik hujumlarining oldini olib, chegara bexatarligini qo'g'dash maqsadida havodan zarb berish harakati olib berilganligini harakatning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining 51-chi moddasida ko'rsatilgan yo'lliq mudofaalanish huquqi doirasida olib berilganligini uqtirdi. Bayonotda 2023 yili 11 ayning 24 kuni soat 20'de Iroqning shimolidagi Gara, Matina, Xakurk va Qandil rayonlaridagi terrorlik nishonlariga qarshi havodan zarb berish harakati olib berilib, bo'lguncha terrorlik tashkiloti tomonidan ishlatilayotgan va ichida atalmish terrorchilar katta boshlarining borligi aniqlangan g'arb panohlanish o'rni va iskilatlardan tarkib topgan 17 nishon bitkit qilib tashlandi deyildi. Bayonotda yana asosiy jihatdan yerlik o'qituvchilar ishlatilib olib berilgan zarb berish harakati jarayonida nurg'un terrorchi bartaraf qilindi. Turkiya armiyasi burunqiga o'xshash hozirmo davlatimiz va xalqimizning mavjudligi va bexatarligini qo'g'dash uchun kurashini eng oxirgi terrorchi bartaraf qilinib bo'lguncha davomlashtirdi. Bu harakatlar jarayonida begunoh fuqarolar, do'st kuchlar, tarixiy madaniyat boyliklari va muhitga ziyon yetib qilishning oldini olish uchun barliq tadbirlar yo'lga qo'yildi degan iboralarga o'rin berildi. İsrailiya bilan Hamas o'rtasida tunji turkum asirlar almashtirildi. İsrailiya bilan Hamas o'rtasida hosil qilingan asir almashtirish kelishimi doirasida 24 nafari ayol, 15 nafari 18 yoshdan tuvan ballar bo'lib, İsrailiya turmalaridagi jami 39 falastinlik asir qo'yib berildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Hamas tomonidan qo'yib berilgan 13 isroiliyalik asir Isroiliyaga yetib berib, uzoq o'tmayla ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning Ofir turmasidagi 39 falastinlik asir qo'yib berilishi uchun xalqaro Qizil Kris komiteti amaldorlariga topshirib berildi. Falastin va Hamas bayroqlarini ko'tarib olishgan necha yuz falastinlik qo'yib berilgan asirlarni kutib olish uchun g'arbiy qirg'oqdagi Betuniya bozoriga yig'ildi. Isroiliya askarlari Betuniyada to'plangan falastinliklarni zo'r miqdorda yosh oqqizish gazi ishlatib tarqoqlashtirishga urindi. Falastinliklarni onda-sonda Isroiliya armiyasiga qaratib salyut otdi. Vaqa yuz berib uzun o'tmay qo'yib berilgan falastinlik asirlar o'ltirgan avtobuslar Betuniyaga yetib keldi. Isroiliya askarlari yana bir qatim ovoz bombasi va yosh oqqizish gazi ishlatib avtobuslarning atrofiga to'plangan falastinliklarni tarqoqlashtirishga tirishdi. Asirlarni olib mangan avtobuslar shahar markaziga qarab ilgirlayotgan asnodami İsrailiya askerleri rayondaki palestinliklerini tarqaqlaştırışkı urunuş hareketlerini devamlaştırdı. Hamas bilen İsrailiya otursudu tüzülgen insanperverlikini çıkış kılıp tokunuşlarını vakitlik tohtuş gelişimi boyunca İsrailiya türmelerdeki 39 palestinlik asır Damon ve Megdido türmelerden çıkarılıp Gerbi Kırgahtaki Ofir türmesi vakitlik yötkelgen idi.
İsrailiya bilen Hamas otursada hasıl kılınan insanperverlikini çıkış kılıp tokunuşlarını 4 gün boyunca toxtuş kelişimi 24. noyabr cümle günü şucay vaxtı saat 7'de icra kılınışı başladı. Kelişimge asasen Hamas'ın kuludaki 50 İsrailiyalik əsrinin ornuğa İsrailiya türmelerdeki 150 Palestinlik koyup berildi. Her iki tarafdan koyup berildiğin əsrler ayallar ve balılardan terkip tapıdı. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımız görüşkice aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.